Şimdi Yunus Emre Aşk'ın Yolculuğu dizisinde kullanılan müziklerden bir bölümünü notasıyla birlikte anlatımı, solfejini yapacağım. Daha sonra bunu neyle seslendirmeye çalışacağım. Şimdi ben bunu A, B ve C cümleleri olarak, üç cümle olarak ayırdım. Zaten ezgi bu cümlelerin karışık sıralamasıyla oluşan bir ezgi. Bu şifrelerle birlikte çok daha rahat çalınmasını sağlıyor. Şimdi A cümlesi şu. Sesimizi bir alalım. Evet. A cümlemiz la si la si do re si la sol si la. Şimdi burayı bir seslendirelim aynı zamanda neyle. Şöyle hatta yaklaşayım kameraya biraz daha. Elimi yeni başlayanlar için özellikle daha açıklayıcı olur. Bu birinci cümlemiz. Geldik B cümlesine. B cümlesi de şu. Do re do re mi fa mi la sol fa mi re do si la. Tabi bu mi fa mi la sol kısımları aslında ana ezginin yanına yapılmış küçük çarpma süslemelerini de ben notasıyla birlikte çıkardım. Çaldığımız zaman o duyguyu daha rahat hissedelim diye. Şimdi B cümlesini seslendireyim. Dediğimiz cümle. Son olarak C cümlesi dediğimiz si do si do re fa mi re do mi re. Şimdi hemen onun seslendirmesini de yapayım. Sonlar 1, 2, 3 diye uzuyor sonlarda. Şimdi şurada küçük bir fark olacak. Şöyle ki. Sıralamayı şimdi şifreyi yazayım şuraya. İlk önce A cümlesiyle başladı. Artı B cümlesine geçti. Artı tekrar geri dönüş yaptı. Yine A'yı çaldı. Tekrar B'ye geldi ama B'de sadece bir yerde mi, re, do, si, la yerine fa, mi, re, fa, mi diyerek mi'de asılı kalıyor. Şunu üstüne hatta şu şekilde mi olarak belirteyim. Bu mi'lik alıştan sonra tekrar B cümlesi tekrar ediyor. Ama normal mi, re, do, si, la deyip ezgiyi tamamlıyor. Sonrasında C cümlesi geliyor sadece bir ölçü. Sonrasında yine B cümlesi en sonunda da A cümlesiyle bitiyor. Yani şimdi şöyle göstereyim. La si la si do re si la sol si la do re mi fa mi la sol fa mi re do si la la si la si do re si la sol si la do re mi fa mi la sol fa mi do re mi fa mi la sol si do si do re fa mi re do re mi fa mi la sol fa mi re do si la si la si do re si la sol si la diye bu sıralamayı şu şifreye göre yaptığımızda ezgi çıkıyor. Şimdi bunu neyle seslendirelim ve bitirelim. Thank you.
Yani toplamda 3 defa A cümlesi başta, ortada ve sonunda olacak şekilde. En fazla B cümlesi dediğimiz şu ezik kullanılıyor. Bir yerde de sadece C cümlesi bir cümle var. Bu sıralamayla çalarsanız en sondaki A'da da son bitiş hissini vermek için yavaşlayarak bitişi yaptığınızda bu ezgi tam olarak çıkmış oluyor. Kolay gelsin.